Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Van'ın tek ulusal kanalı Van TV'desiniz. Bugün yine Orhan Olgun'un hazırlayıp sunduğu ekstra gündem programı her hafta farklı konu ve konuklarıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Sayın Fatih Akdeniz, Hakkış Van Şube Başkanı hazırsa yayını alabilir miyim? Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi ile İpek Yolu Belediyesi'nin 2 Mayıs günü çok sayıda işçinin iş akdine son verilmesine ilişkin Hakkış Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz canlı yayına bağlanarak konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs'ın hemen ertesi gününde İpek Yolu Belediyesi'nde işçilere bir mesaj geldi. Yaklaşık 100 işçiye bir mesaj geldi ve işten çıkarıldınız diye bir mesaj asıldı. Biz tabii hemen neyin nesi olduğunu anlamadan gittik belediye başkanlarımızın yanına çıktık. Tabii bu arada siz de bahsettiniz, belediye Van'da genelinde 14'te 14 alan belediyelerimize zaten biz bu çıkışlardan önce hepsine tek tek hayırlı olsuna gittik. Belediye başkanlarımıza sorduk bu nedir, ne yapılacak diye. Son alınan işçileri bütçe yetersizliğinden dolayı işten çıkaracaklarını söylediler. Elbette ki tabii torpil, tanıdık, bu belediyelerde olan bir şey. Yani ben, bana da sorsanız 20 yıllık işçiyim, hangi dönemde girdin? 20 yıl önce falan kes zamanında girdim derim. 30 yıllık işçiye de sorsanız ne zaman işe girdin, kim aldı derlerse işte falanca belediye başkanı kazandıktan sonra ben belediyede başladım. Maalesef belediyelerde KPSS ile, sınavla veya herhangi böyle şeye uygunla almıyorlar. Bazen müracaatlarla arıyorlar da ama tek tük oluyor. Bu arkadaşlarımız da işe giren arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımız da bize şunu söyledi. Biz hepsini çıkaracağız dedi. Yapmayın dedik. Bunlar yani işçiden tasarruf olmaz. Kazanın. Yani sonuç itibariyle hepsi de memleketin çocuğu. Varsa içinde usulsüz, varsa içinde işe gelmeyen, varsa içinde ayın 15'inden 15'ine gidip maaş alan beraber tespit edelim. Beraber onaylayalım. Almayın. Çıkışını verin. Ben de savunmam. Akdeniz daha önce kayyum döneminde çıkartılan 306 işçinin kendilerini savunmadığına dair de yapılan eleştirilere canlı yayında cevap verdi. 306 kişinin içerisindeki arkadaşların temsilci olarak, sözcü olarak seçilen arkadaşların isimlerini vermeyeyim. Bilmiyorum doğru olur olmaz, vermeyeyim. Bu arkadaşlarımız ben şube başkanı seçildikten sonra diyorum bakın. Şube başkanı seçildikten sonra bana geldiler. Ben bu arkadaşlarla hepsiyle oturdum, tanıştım. Dediler ki biz bu insanlarız, bu kadar kişinin sözcüsüyüz, temsilcisiyiz. Hoş geldiniz, oturdular. Ve o günden sonra haftanın 4 günü her gün sendikada o arkadaşlar geliyordular. Bu arkadaşlarla birlikte Van'ın, bakın şu anda milletvekillerinden tutun, il başkanı, şu anda milletvekili olan il başkanımız da o zaman il başkanıydı, şimdi milletvekili. O da şu anda dinliyorsa ben buradan açık ve net diyorum ona. Şimdiki il başkanına, ondan sonra Mehmet Emin Bey, Vali Bey, önce Vali Bey'e, sonra şimdiki valimize, ondan sonra bu arkadaşları bir kez demiyorum, iki kez diyorum. Bir kez 3-4 kişi ile beraber Ankara'ya gittik. O zaman dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Bey ile görüştüler gece saat 11'de. Bir sonuç çıkmadı, geldik bana bu sefer kalabalık bir grup olarak belli bir zaman geçtikten sonra bir daha şimdiki İçişleri Bakanımıza, bu arkadaşlarımız genel merkezimizin imkanlarıyla çok net diyorum. Misafirhanemiz dahil o tarafını tabii şey yapmayayım da yani sendika olarak bu arkadaşlara yapmamız gerekeni gittik beraber onlarla arkadaşlar görüştüler döndük bir daha buraya geldik. Bu arkadaşlarla çok uğraştık, sonuç maalesef çıkmadı. Ayrıca Akdeniz işçilerin hukuki süreçleriyle ilgili de açıklama yaptı. İşçiler ilk işe girdiğinde işveren tarafından bir evrak verilir ona. Ve bu evraklarda deneme süreleri yazar. Biz de mesela 1 ay, 2 ay, 5 ay, 6 ay işte deneme sürecinden geçtikten sonra dava açılır. Biz de sendikada toplu iş sözleşmelerini yapıyoruz. Toplu iş sözleşmeye de bu deneme sürecini bırakıyoruz. Biz Van genelinde genelde 2 ay deneme süresi bırakmışız zaten. Ama bizim bildiğimiz, duyduğumuz Belvan şirketinde ve Van Su şirketinde işe alımlarda 1 aylık bir deneme süreci ile evrak imzalamışlar. Şimdi bu arkadaşlarımız da bizim genel merkezimizin şöyle bir şeyi var. Bunu da bu arada hatırlatayım Orhan Bey. Türkiye'nin her neresinde olursa olsun işçi çıkışında bunun hukuki sürecinde bir noter ücretini kesinlikle işçi verir. Ve dava sürecinde de ücretler neyse biz genel merkez hizmet sendikası olarak genel başkanımızın tanımatıyla ilk defa Van'da oldu bu da. Bu Allah razı olsun.
Şu anda bize 400'ün üzerinde bir vekalet verildi. Vekalet ücretlerini tamamıyla bir sendika olarak genel merkezimiz karşılıyor. İki, bu arkadaşlarımızın hukuki sürecinde kazanılması veya kaybı neyse artık bütün avukat ücretlerini genel merkezimiz karşılıyor. Kimseden de ücret de talep etmiyoruz. Bunu da böyle artı parantez olarak söylüyorum. İşçilerin de deneme süresinden bahsediyorduk. Şimdi bizde sözleşmelerimizde 2 aylık deneme süreci var. Bu tür şeyleri hukukçularımız geldiler bana. Burada tek tek arkadaşlarımızın işe giriş tarihlerinden tutun. Ne zaman girdiler, ne zaman çıktılar, ne zaman çıkışı aldılar. Bunları hepsi düzenli bir şekilde evraklar üzerinde yapıldı. Ben buradan da yani sizin aracılığınızla söyleyeyim. Allah'ın izniyle de bunlar davayla zaten dönecekler.